ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ Sizin için arzda ne varsa yaratmış olan O'dur. Cemiyan hepsini. ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ Sonra semaya istiva etti. Aynı arşa istiva gibi. Burada da bu kez Cenab-ı Hak semaya istiva etmesinden. istiva edince semaya ne yaptı? فَسَوَّهُنَّ سَبَعَ سَمَاوَاتِ Onları yedi gök halinde tesviye etti, yani yarattı, düzgünleştirdi, hizaya soktu. وَأَوْحَا ف۪ي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا Her semaya Allah Azze ve Celle emrini vahyetti. Yani Yüce Allah bunları hem yaratmada hem tesviye etmede emriyle يَتَنَزَّلُ amru بَيْنَهُنَّ Aradan emirler iniyor. Yaratılışında daha başlangıcında Cenab-ı Hak اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهَا İster gönüllü, ister gönülsüz diye yerlere ve göklere وَهِيَ دُخَانٌ Daha henüz duman halindeyken yine emriyle onları çağırmıştı. Dolayısıyla ve avha fi kulli sema'in her semaya o sema ile ilgili emirlerini Cenab-ı Hak vahyetti. Tıpkı arıya ar vahyeder ar 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 gibi ve avha rabbuka ilen nahli arıya Rabbin vahyetti. Ani tahizi min el cibali buyutan dağlardan evler edinmesini. Şu halde yarattıklarını Cenab-ı Hak önceki derste de konuştuk. Böyle başıboş, boş, ne yapacağını bilmez bir halde, nasıl varlığını idame ettireceğini bilmez bir halde bırakmıyor. Cenab-ı Hak cemadatı bile, haşeratı bile böyle abes bırakmadığına göre bizleri hiç abes bırakmaz. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا Sizi abes olsun diye mi yarattık sandınız diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla iğneden ipliğe, zerreden küreye kadar küçük büyük bütün varlığa hükmünü Cenab-ı Hak geçirmiş durumda. Hepsine ve huve ala kulli şeyin kadir ve hepsine yolunu göstermiş. Ellezî halaka kulle şeyin fekadderahu takdira. Her şey yaratmış ve hepsini bir düzene sokmuş, bir yol, yordam. Halakahu thumme Onu yaratmış, sonra ona yol göstermiş yani en küçük bir canlı bile nasıl yaşayacağını, nereden gıda bulacağını, neleri yemesi gerektiğini, neleri yememesi gerektiğini, nasıl barınması gerektiğini, gece olunca nasıl, gündüz olunca ne yapması gerektiğini ki içinde bulunduğumuz sistemde yani görebildiklerimizin bile sayısını bilmiyoruz. Bir de göremediğimiz kadar küçük olanlar onlar bile yolunu, yordamını biliyor. Yani hücreye nasıl girecek Orada nasıl giriş yapacak? Nerede yaşayacak? Nasıl yapacak? Küçücük bir virüs bile o nasıl bir konağa girecek? O konakta nasıl kendisine hayat idame ettirecek? Hücreyi nasıl ele geçirecek? Nasıl çoğalacak? Hepsini biliyor. Dolayısıyla onu bile yaratıp ona ne yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl intikal edeceğini, nereden nereye geçip geçince nasıl çoğalacağını bunların hepsini Öğretmiş.. خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا Dolayısıyla Allah Azze ve Celle açısından büyüklük, küçüklük mefhumu sadece bizim gören gözlerimize bakan yüzüyle öyle. Yani büyük galaksilere bakınca devasa kütleler, işte takım yıldızları falan diye çok büyük büyük dolu dolu söylüyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak onlar da Allah'ın emrine bakıyor her türlü nizamları ve avha fi kulli sema'in emraha. Her semaya Cenab-ı Hak emrini vahyediyor, ediyor. Arıya vahyeder gibi. Dolayısıyla ikisi arasında Cenab-ı Hak açısından bir hani fark yok. Çünkü ila arada şey'en en yekule lahu kun feyekun. Bu kadar emrediyor, ol diyor. Olduru veriyor. O çok büyük bildiğin kütleleri de yeri gelip Cenab-ı Hak emre Çok küçük kütleye dönüştürüyor. Yani çok devasa kütleler var ki uzayda Allah azze ve celle onları küçültüyor, 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 küçültüyor. Çok küçük bir noktaya hapsediyor, çok küçük hale getiriyor. Bu kez oradaki çekim alanı düşünebiliyor musunuz ne kadar yoğunlaşıyor, ne kadar artıyor? Olağanüstü oluyor yani. Diyorlar ki işte şu Güneş'i ondan sonra gezegenimizi, hepsini düşünün ki bir miskete kadar küçülttünüz. E, mikro planda bakarsanız o kadar boşluk var mı? Var çünkü atomun kendisi içerisi zaten bomboş sayılır. Bu anlamda büyüklük küçüklük de aslında izafi yani bize görünen yüzüyle böyle çok büyük gözükene, büyük küçük gözkene küçük diyoruz ama Allah Azze ve Celle'nin emrine bakan istikametten olaya, olayı değerlendirdiğimizde Aynı emre bakıyor. Hepsi bir emre bakıyor. Ve auha fi kulli semaen emraha. Dolayısıyla her semaya emrini Cenab-ı Hak vahyetmiş. Bu anlamda Cenab-ı Hak gökleri, göklerdeki yıldızları, yıldızların konumlarını emriyle, gücüyle onlara hükmetmişken küçücük varlığıyla insanın Cenab-ı Hakk'a karşı diklenmesini Allah Azze ve Celle gazapla, tepkiyle karşılıyor. Dolayısıyla birilerinin kalkıp da yani Cenab-ı Hakk'ın işi gücü yok, kul burada yanlış yaptı diye ona kızıyor, öfkeleniyor. Sonra biz kalkıp nasıl anlatacağız? Takım yıldızını yaratan Allah gelmiş burada adam niye yanlış yaptı diye ona kızıyor. Niye işte beni tanımadın diye, niye sözümü dinlemedin diye. Güya böyle bir ilgi var. Böyle bir ilgi kurmaya çalışsak bunu başarabilmemiz için akleden yanımızdan kurtulabilmemiz lazım. Yani insan olarak bu mümeyyiz yanımızdan böyle bir cümleyi kurabilmemiz için kurtulmamız lazım. Çünkü bu cümlenin doğrusu şu, takım yıldızına bile hükmeden o yegane ilaha semavatı emriyle istikamet tesviye etmiş o yegane ilaha küçücük varlığınla diklenecek saygısızlık göstereceksin öyle mi? diye buradaki öfke yoğunluğunun Allah Azze ve Celle tarafından o küçücük asi kula farkına varmak hatta bunun bir e, bu öfkeyi hissedip aynı şekilde Allah için aynı öfkeyi sezmek, yaşamak varken bakmışsın kalkıp diyor ki ayetlerdeki bu ifade hiç Allah'ın olabilir mi yani koskoca takım yıldızdan yaratacak sonra kalkacak kul niye bana saygı göstermiyor diye ona kızacak, öfkelenecek. Bu güya mantıksal bir ilgi kuruyor. Aslında burada mantıksal değil, yani hayvansal bir ilgi bile yok. Hayvan bile bu bahsettiğimiz ilintiyi, böyle bir şeyi kurmaz, kuramaz. Çünkü bu en temel lojiğin kaidesine aykırı. Tam tersi, hepimiz biliyoruz ki yani ne kadar çok büyük, kudretli biri gelirse, ona yönelik saygıdaki hassasiyet o kadar artar. Yani Muhtar Bey gelince ona saygıdaki e, kusur, Vali Bey gelince o kusur daha dikkat çeker. Ne bileyim Cumhurbaşkanı gelince daha dikkat çekici olur, daha itina ve özen artması gerekir. Çünkü e, saygı, saygı gösterilen kimsenin zatın büyüklüğüyle, makamının önemiyle doğrudan ilişkilidir. Doğrusan arada bir ilişki var, bu hepimizin bildiği bir şey. Ama düşünün ki bu bahsettiğimiz basit, basit ilişkiyi, ilişkinin belini kırarak mantık yaptığını söylüyor. Diyor ki takım yıldızını yaratan Allah, işi gücü yok, kalkacak, saygısız kuluna kızacak. Demek ki bu söz onun sözü değil o zaman, kızmamalı yani sen koskoca takım yıldızlarını yaratabiliyorsan, yer küre üzerinde seni hiç tınmayan, takmayan, umursamayan, adam yerine bile koymayan, hükümlerini ciddiye almayan, hatta var saymayan yani saymak için, saygı göstermek için bundan önce tanımak lazım. Yani tanımaya bile yanaşmayan, aklettiği halde, bildiği halde, fark ettiği halde sırf saygısızlık olsun diye olsun yani mini minnacık bir varlık diyor yani öyle takılıyorsa çok da umursama sen onu diyor. Böyle demeye getiriyor ve bununla da çok akli yaklaşımlar sergilediğini, çok mantıklı, bilimsel, tırnak içinde aydın bir pozisyon aldığını düşünebiliyor. Halbuki bu yani mantıkla, izanla, akletmekle, en asgari insani erdemlerle bile çelişir. Bunların hepsinden yoksun kalmakla eşdeğer işte bir söylem biçimi. Ne olmuş yani takım yıldızını yaratıyorsa, takım yıldızını yaratan o muazzam ilaha karşı daha çok saygılı olman gerekir. O bu, bu denli göklere hükmetmiş, yere hükmetmiş zaten Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu sıklıkla yapıyor. Okuduğumuz ayette de bunu söylüyor. اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Tam Allah böyle demişken, sizin Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan, hemen bir sözü bizimki devralıyor diyor ki madem gökleri yeri yaratıyorsun başka işin gücün yok mu bize sesleniyorsun şunu böyle yapın şunu şöyle yapın diyor ki yani o o kadar gökleri yeri yaratıyor sonra benim kiminle beraber olacağımı kiminle olmayacağımı karışıyor ne yiyeceğime ne yemeyeceğime karış hiç mantıklı mı diyor iyi seni öyle bıraksın yani koskoca göklere yere hükmetsin var sana hükmedemesin demeye getiriyorsun bu nasıl bir Akletmedir. Nasıl bir e, mantıktır? İnsanın akletmeyi yani peynir ekmekle tüketmesi, hayvani bir düzeye inmesi hatta hayvan altı bir konuma yuvalanması lazım. Böyle bir cümle rahatlıkla kullanabilmesi için insan der ki bunu dinleyenler üstüme gülerler yani. Çünkü adam diyor ki yani koca devlete sözümüzü geçirdik geldik evde çocuğa sözümüzü geçiremiyoruz değil mi? Bunu ne yapıyor? Çok e, ciddi bir durum olarak telakki ediyor. Küçücük bir şey söz dinlemiyor. Ha çocuk akletmese, masum olsa, farkında olmasa onları konuşmuyoruz. Allah Azze ve Celle zaten akletmeyen ne Mecnun'dan saygı bekliyor ne e, bunu kestiremeyen değerli öyle değil. Cenab-ı Hak zatını aklettiği halde, değerlendirdiği halde bütün nimetleri kendisinden fark ettiği halde buna rağmen istikbar eden, istikbaran fil ardi, yeryüzünde büyüklenen, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısız olmayı amden işleyen kimseler, sen bunların avukatlığına soyunup o gökleri yaratan, takım yıldızını yaratan, işi gücü yok insana işte saygısız olana hakaret edecek, ötekine kiminle birlikte olup olmamasını söyleyecek, bir ikine neyi yiyip neyi yememesini söyleyecek, hiç aklın alıyor mu diyor. Akletmem tam da bunlara onun hükmettiğini, göklere hükmediyorsa bana illaki hükmeteceğini, varlığıma hükmediyorsa, hücreme kadar var ediyor ve beni yaşatıyorsa, benim üzerimde bütün saygıya dair ne varsa hepsinin hakkına sahip olduğunu, Dolayısıyla ona saygı göstermem gerektiğini göstermezsem şayet küçücük varlığımla korkunç cürme bulaşırım. Cenab-ı Hakk'ın deyimiyle kaburat kelimeten tahrucu min afvahihim. Korkunç bir kelime. Yani gökleri yeri dağıtacak kadar korkunç bir kelime küçücük ağızlarından çıkıyor. Ne diyorlar? İttakadallahu da Allah ha oğul isnat ediyorlar. Zatı eşsiz, benzersiz, her şeyin yaratıcısı, eş edinecek, çocuk edinmek böyle şeyleri akleden insanın ona asla yarış, yaraştırmayacağı bir potansiyele sahip bir insanın bunu bilerek Cenab-ı Hakk'ı aşağılayan bir ifadeyle ona çocuk isnat etmesi. Cenab-ı Hak diyor ki... تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَا مِنْ فَوْقِهِنَّا ve tenşakkul ardu. Sadece Cenab-ı Hakk'ın gazabı değil, Allah'ın yarattığı diğer varlıklar da bu küçücük ağızlardan, o mini minnacık ağızlardan çıkan saygısız ifadeden ötürü öyle bir olumsuz tesire giriyorlar ki gökler yarım yarım yarılmak istiyor. Tekadus semavatus, takım yıldızı değil göklerin tamamı yarılıp parçalanmak istiyor bir insanın Allah'a evlat isnat etmesi, ona çocuk isnadıyla şirk koşması, böylece Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir saygısızlık işleyip eşsiz, benzersiz, leyse kemislihi şey ve her şeyin yaratıcısı müstesna yegane tekil ehad iken onu ikinin biri haline getiriyor, baba, oğul. Bakın artık tekil yegane bir olmaktan çıktı, o müstesna hiçbir şeye benzemeyen ahad bir oldu oğlu var, baba oğul gibi oldular, oldu ona benzer. Bu muazzam bir hakaret Cenab-ı Hak. Halbuki o göklerin ve yerin bedi'u semavati vel ard göklerin ve yerin bedi'i enna <laughs> yekunu lehu nasıl onun çocuğu olurmuş velem tekun lehu sahiba onun eşi de olmaz. Ve halaka kulle şey. O her şeyi yaratandır. Cenab-ı Hak kendisini böyle takdim etmiş, böyle iken aklederek de bunu görüyoruz. لَوْ كَانَ ف۪يهِ مَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ <لَفَسَدَتَى> İnsan aklederek bunu da görüyor. Göklerde ve yerde ikinci bir ilah olsa düzen olmaz, sistem olmaz, fesad olur. İzen la kullu ilahin bima halaka ve la ala ba'duhum O zaman her ilah yarattıklarıyla alır başını diğerine karşı üstünlük kurmaya çalışır. Şimdi Allah Azze ve Celle insanı böyle bir potansiyelle yaratmış, akrederek Cenab-ı Hakk'ı o azametiyle, o yegane, tek ehad oluşuyla, her şeyin yaratıcısı olmasıyla tanıyıp bilecekken onu kendisi gibi aşağılayarak küçük düşürüp oğul, eş, bilmem ne eş ortaklar isnat ederek Allah Azze ve Celle'yi aşağılayacak. Cenab-ı Hak da diyecek ki yani ben takım yıldızlarını yaratıyorum, büyük kişilerle uğraşıyorum. Dünya denen neredeyse evrende ihmal edilecek kadar küçük gezegen içerisinde üzerinde bazı varlıklar insan böyle dediğimiz onlar da o gezegene oranla bile iman edilebilir boyutlardalar. Her şey boyut meselesi, her şey boyut yani boyutu küçük olursa demek ki bu adamın karşısına boyutu küçük bir şey çıksa ona her türlü hakaret etse boyutun küçük diye ciddiye almayacak. Yani olay boyut meselesi, halbuki saygı meselesinin boyutla, küçüklükle, büyüklükle yani olayı fiziksel hacimle değerlendiren bir mantıktan söz ediyoruz. Değerler dünyasını, varlığı fiziksel hacimle ilişkilendiriyor olmalı ki takım yıldızının yaratıcısıysa çok küçük sayılan insana insanın insana saygı bekleyemez, göstermezse ona kızmaz, kızması doğru olmaz, ona gazaplanamaz vesaire. Tam tersi bu kadar büyük devasa kütlelere hükmetmişse küçücük insanın saygısız davranması ona karşı devasa korkunç bir cürüm olur, korkunç bir saygısızlıkla olur. Ne derler hakkın senin çapın ne ki derler değil mi? Boyun ne posun ve ne? Kalktın orada işte ona öyle dedin, buna böyle dedin. Bütün kolektif aklın sadece milletimizde değil, diğer milletlerin deyimlerde de, deyimlerinde de benzer ifadeler var. Bunu bilir iken bunun tam tersi üzerinden Kur'an ayetlerine, beşer sözüne düşürebilmek için hakaret eden, avazı çıktığı kadar bağıra bağıra hakaret edilebilen bir ülkede fikri, işte ilmi saygısızlık ve kısıtlamalardan söz ediliyor. Ya burada Cenab-ı Hakk'a karşı bile saygısızlığın özgürlüğü almış başını gidiyor. Allah Azze ve Celle'ye karşı, O'nun vahiyine karşı ve O'nun elçisine karşı e, her türlü aşağılayıcı ifadeyi üstelik istihza dolu terkipler eşliğinde sıralayacaksın. Sonra da yeri gelince diyeceksin ki burada e, saygısız e, şey, saygı yok, fikre e, özgürce ifadeye ne bileyim gazeteciye şuna buna saygı yok diye karşı çıkacaksın.